Evet, bayanlar baylar, herkese selamlar. Ankara Altın Park Atatürk Kupası fuar alanındayız. Giriş burası, A salon, halden giriliyor. 4 gün sürecek. Ayın 11'i, 12, 13, 14'üne kadar sürüyor. Şu an hazırlıklar yeni başlıyor. Burada yem, kafes, kuş satışı da olacak, toptancılar, üreticiler, birçoğu olacak. Musa burada zaten girişte yerini kapmış. Yemler indiriyorlar. Yakından görelim. Kolay gelsin Aylişler. Ufaktan başladım ben tanıtıma. Yem çeşitleri de olacak. Musa abiden başlıyor. Henüz teşhir alanı hazır değil. Bugün ilk günü, ayın 11'i. Bugün yetiştirebilirsem bu videoyu paylaşacağım. Üst taraf komple kuş. Kanaryalar, papağanlar. Birçok kuş çeşidi var. Yakından görüntü alınmasını istemiyorlar. Çünkü yarışmaya herhangi bir problem olur diye. Şöyle ben uzaktan bir görüntü alayım. Evet, federasyon. Şu an kuşların kayıtları yapılıyor. Bakın burada çok çeşitli türde kanaryalar. Papağan türleri var, kumrular var. Kayıtlar yeni olduğu için kuşların yakından görüntüsü alınmasını istemiyorlar. Biz de herhangi bir federasyona, yarışmaya herhangi bir problem olsun istemeyiz. Şu an dediğim gibi yeni kuruluyor. Bugün ilk günü bu bilgilendirme videosu olarak. Ama burası bugün öğleden sonra falan full dolar yani. Özellikle cumartesi ve pazar günü burada iğne atsanız yere düşmeyecek hale gelir. Çok sayıda toptancı, üretici gelecek. Yani birçok çeşit ürün olacak burada. Aslında kuşların yakından görüntüsünü almak istiyorum da federasyonla görüştüm. Yani şu an kayıtlar yeni olduğu için kuşların görüntüsünün alınmasını yakından istemiyorlar. Yani burada 1, 2, 3, 4 sıra arkalı önlü kuşlar var. Çok böyle ilginç çeşitli kuş türleri var. Kanarya'da özellikle bayağı bir ağırlık var. Çok kanarya sevenler cumartesi, pazar özellikle buraya gelip ziyaret edebilir. Ankara Altın Park Atatürk Kupası Kafes Kuşları yarışması olarak geçiyor. Bakın hazırlıklar devam ediyor. Kuşlar geliyor. Biraz önce birkaç tane kuş kaçmış, geziyordu içeride. Belki gelip burada kuşla yakalarsınız. Tabii sahibine verin yani. Bakın oradan gelenler var bir taraftan. Şu an Perşembe, ayın 11'i, ilk gün. İlk gün şu an biraz sakin ama hazırlıklar devam ediyor. Özellikle cumartesi ve pazar günü buraya çok sayıda toptancı, üretici gelecektir. Yani kafes çeşitleri, yem çeşitleri, kuş çeşitleri bulabilirsiniz. Yani aradığınız birçok şeyi tek yerde görme şansınız var. Büyük üstad, büyük kuşçular var burada. Onlarla da tanışma, yakından görme fırsatınız olur. Selahattin Güçlü de burada. Orada kuşlarını hazırlıyor. Durumlar böyle. Hazırlıklar devam ediyor. Muhabbet kuşları da geliyor bir taraftan. Böyle geniş açıda çekiyorum. Daha kapsamlı görünüyor. Bir taraftan kuşlar gelmeye devam ediyorlar. Ediyor. Sağ tarafta özellikle muhabbet kuşları var. Bu tarafta. Diğer taraf komple kanarya şu an. Yani daha sonradan oraya kanarya gelir, muhabbet kuşu falan gelir mi?
bilemiyorum ama boş kafeslerde var. Şu an hepsi dolu değil. Gelenler, hazırlıklar son sürat devam ediyor. Özellikle bugün ilk gelenler, yarışmaya katılmak için gelenler, kayıt olmak, ismini yazdırmak, numara almak için gelenler. Yani öğleden sonra buraya toptancılar da gelecektir. Çanta çanta kuşlar. Bakın şöyle. Kafeslerden kuşlar şu an yarışma kafeslerine alınmış durumda. Federasyondan izin aldığımız kadarıyla uzaktan bir görüntü alıyoruz kuşları. Pazar günü ben de burada olacağım. Pazar günü full buradayım. Çok daha detaylı videolar çekmek istiyorum. Şu an yarışma başlangıç esnasında olduğu için, yani federasyona da herhangi bir sıkıntıya sokmak istemeyiz. Kuş sahipleri de yarışma başlamadan kuşlarının görüntü alınmasına hani bir şey diyen yok da, federasyon yarışmadan sonra görüntüler alınırsa daha iyi olur dedi. Biz de federasyona tabii ne gerekiyorsa elimize yapmaya çalışacağız. Pazar günü full buradayım. Sabahtan akşama kadar full burada olacağım ben de. Çok çeşitli, kapsamlı, daha yakından kuşları görebileceğiniz videolar çekmeye çalışacağım. Şu alt taraf komple toptancı olacak. Aradığınız her şeyi gelip burada bulabilirsiniz. İnşallah diyoruz. Şu an hazırlıklar esnasında bakın kuşlar geliyor. Bir taraftan da kasa kasa kuş geliyor. Kanaryalar. Hız kesmeden herkes bir taraftan çalışıyor. Nasıl? Kaç dakikalık böyle çekiyorsun dedim. Bir 10-15 dakikalık çekeceğim uzaktan sadece. Abi orada 200 lira borç. Tamam. Nasıl söylemeyeceksin de sonra zararına çıkalım diyorsun. He, yok yok. Federasyonla da görüştüm de şey dedi, yani yarışmadan sonra detaylı görüntü alabilirsin. He. Şu an kuş yerleşim olduğu için. Kuşların yakından görüntüsünün alınmasını yasak. Yani çok şey bulmuyorlar. Biz de tabii federasyona saygı duyuyoruz. Etik değil abi, bunu tabii etik değil, aynen. Sonra 3-5 tane sıkıntılı insan çıkar orada, eleştirir. Yani bu kadar emek var, insanların emeğinin aynen problem olmasını istemeyiz. Aynen öyle abi. Bir de bunu getireceğim abi. Yani fuar yarışma olduğunu bilsin ki insanlar, çünkü çok ekipman almak isteyen ya da böyle etkinliklere katılmak isteyenler var. Bilgisi olsun, gelsinler yani. Abi cumartesi saat 8.30-9.00'da başlıyor. Hı. Akşam 5'e kadar. Çocuk ve bayanlara ücretsiz. Erkek giriş ücreti falan nasıl? Erkeklere ücretli. 10 TL giriş ücreti var. Giriş ücreti var. Bayan ve çocuklar için herhangi bir ücret yok. Cumartesi günü sabah 8.30-9.00 arası. Evet. Akşam 5.30'a kadar.
açıktır. Kuş satışı, yem satışı. Aşağıda. Aşağıda hepsi olacak. Evet. Sadece buraya gezmeye gelecek olan arkadaşlar için söylüyorum sadece. Cumartesi ve pazar. Cumartesi ve pazar daha yoğunlukta. Evet. Pazar günü saat 3.30-4 gibi kuşlar teslim olacak. 3'e kadar falan görüş olabilir. Ama diğer türlü de ondan sonra kuşlar biz şu an nasıl yerleştiriyorsak evet. Pazar günü saat 3'ten sonra kuşlarımızı geri teslim alacağız. Yarışma zaten cumartesi günü sonuçlanıyor. Cuma günü gece bilgisayara evet. Döküman olarak geçiyor. Cumartesi net bir şekilde yayınlanıyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Şeykafe sayfasını da izleyebilirsiniz abi. Tamam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Abimize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumartesi ve pazar günü baylar için giriş 10 TL ücreti olacak. Çocuklar ve bayanlar için ücretsiz. Cumartesi, pazar 10 TL ücreti olacak. Artık benden de para alırlar mı bilmiyorum. Yani neyse gereken bize veririz tabi. 10 lira da öyle büyük bir para değil yani. 10 lira neye vermiyoruz ki? Böyle bir etkinliğe, böyle bir emeğe girerken bir 10 lira katkımız olsun. Tabii ki isteriz yani. Kuşların yakından görüntüsünü alamadığım için çok da aslında bir şey de gösteremiyorum. Perşembe günü ayın 11'i Atatürk Kupası başlıyor. Cuma günü bilgisayara girecek dendi. Federasyonunda biraz kalabalık şu an kuş girişleri, numaralar falan veriliyor. Çok onlarla da aslında bir video çekmek istiyordum da. Başları kalabalık biraz. Bakın ileride. Başları kalabalık. O yüzden çok da rahatsız etmek istemedim. Bakın muhabbet kuşlarının sesleri geliyor. Şöyle uzaktan. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı bir kuş olacak yani burada. Çalışanlar için özellikle pazar günü gelmenizi gerçekten tavsiye ederim. Çalışıyorsanız da yani bir fırsatını bulun. 1-2 saatliğine bile gelseniz gerçekten. Gerçi kuş sevenler bir şekilde, hayvan sever kuş sevenler, gelmek isteyenler bir şekilde fırsatını bulup bir bahane bulup kesin gelirler yani. Benim düşüncem budur. Gönül isterdi ki üretimi bırakmayıp benim de bu yarışmaya katılmak isterdim. Çok güzel yavrularım vardı yani. Katılmak için. Ama yarışmanın tam kapsamı nedir? Bilmiyorum hani neye göre nasıl puanlıyorlar. Onu tam da ben de bilmiyorum. Hani kuşun iriliğine, tüyünün parlaklığına, rengine, neyine göre hani tam puan veriyorlar. Onu da tam ben bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyin buradan. Şimdilik benden bu kadar. Kanala hala abone değilseniz abone olun. Videoları beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kuşlarla ilgili detaylı videolar gelecek. Kuşla alakalı videolar gelmeyecek. Bıraktın sen bu işi falan diyenler var. Arkadaşlar ben bu işi istesem de bırakamam. Bu benim içime işlemiş çocukluktan beri. Böyle bir tutkum, bir hevesim, bir yani her zaman hayvanlara karşı büyük bir sempatim var. Yani bu hayvanlar, kuşlarla alakalı videolar gelmeye devam edecek. Çok güzel şeyler yapmayı, çok güzel videolar paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pazar günü ben de buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.